Merhabalar Bitçi.com kullanıcıları ben Mehmet Çoban. Bugün 23 Mart Salı ekranlarında görebileceğiniz gibi kripto para piyasası yatırımcılarını Bugün hiç istemediği bir renkle karşıladı, kırmızıyla karşıladı. Lider kripto para birimi Bitcoin'de 53.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde fiyatlar oluşuyor. Oldukça sert bir düşüş var. %7.31 oranında bir değer kaybı var Bitcoin dolar paritesinde. Ethereum'da ise Bitcoin'e paralel bir seyir var. 1660 dolar seviyelerinden işlem geliyor Ethereum dolar paritesi ve %7.24 oranında bir kayıp var. Önemli kripto para birimlerinden DOT'ta %6.62, Binance Coin'de %4.48, Adada %8.86, Litecoin'de %5.79 oranında bir kayıp varken dava sürecinde olan ancak gelişmelerle birlikte yönünü yukarı çeviren XRP'de ise %7.71 oranında bir yükseliş hakim. Bugünkü videomuzun konusu yeni de piyasayı domine etmesi açısından Bitcoin dolar paritesi. Bunun yanında XRP'deki bu yükselişi irdeleyeceğiz. İki tane önemli haber var. Daha doğrusu bir ana başlık altında iki önemli gelişme var XRP'de. İlk önce bu haberlere şöyle bir bakacağız. Daha sonra XRP'deki fiyat seyrine teknik analizimize şöyle bir bakacağız. İsterseniz Bitcoin ve XRP'yi içeren bu analizimize hemen başlayalım. Analizimize başlamadan önce her zamanki klasik hatırlatmamızı yapalım. Videolarımızdan ve analizlerimizden doğrudan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. ilk önce Bitcoin ile ilgili ufak bir istatistik haberi var onu belirtmek istiyorum. Çünkü normalde hani bunu, biz bunu iyi olarak argılarız ama haberin detayında biraz daha farklı. E, ee, ekibinden Semih Alkan'ın hazırladığı bir haber. Bitcoin tutan adreslerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Şimdi bu haberin başlığını okuduğumuz zaman evet Bitcoin için bu olumlu olarak lanse edilebiliriz. Yani böyle istatistik gibi bilgiye ulaşabiliriz. Ee, Bitcoin adreslerinin sayısı bu cuma günü erken saatlere tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 36 milyon 896 bine ulaştı diyor haberin detayında. Şimdi dediğim gibi bu haberi ilk başta okuduğumuzda başlıkla beraber iyi olarak algılayabiliriz. Ancak ee, şimdi geçen yıl 19.000 dolar fiyat 19 bin dolar yüksek seviyesinden 6.000 dolar yüksek seviyesine düştüğünde yani Bitcoin tutan adresinin sayısı %25 oranında keskin bir düşüş yaşamış ve 7 milyon seviyesine gerilemişti o dönemde. Ancak o zamandan beri garip bir şekilde iki e, değişken arasında net bir ilişki bulunmuyor diyor haberin detayında. Kripto paraların fiyatları dalgalanmaya devam ederken sıfır olmayan adresin sayısı ise istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti diyor. Bu çok fazla rastladığımız bir dönem değil. Oldukça ilginç ve e, üzerine durulması gereken bir haber. Kriptoaran.com e, sayfasında bu haberi detaylı, detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Bir diğer haberimiz ise Ripple ile ilgili. Şimdi Ripple'da az önce kez tablada da gördük. Son aslında 4-5 gündür Ripple'da ciddi bir hareket var. Fiyat hareketi. Normalde SEC davası ile ilgili, SEC ile ilgili bir dava konusu var biliyorsunuz Ripple'da. Ee, bu davada aslında Ripple yani XRP en büyük darbeyi vuran konu aslında davadan sonra e, bazı borsaların delist etmesiydi XRP'yi. Ancak relist XRP hashtag'i Twitter'da ses getirmeye devam ediyor. Ee, ABD Menkul Hükümetler Borsası'nın Ripple'a açtı Mayık Hükümetler ve Borsa Komisyonu'nun Ripple'a açtığı davada geçen cuma günü cuma günü Ripple'ın iki sürpriz duyum yaratan ilk bir duruşmanın ardından XRP topluluğu TOKU'nun bir kez daha dünya çapındaki borsada listelenebileceğini umuyor diye böyle bir ee, çalışma başlatmış topluluk XRP ile ilgili. XRP yatırımcıları Relist XRP kampanyası başlattı diyor. XRP yatırımcıları Ripple ile ABD Menkul Komisyonu yani SEC arasındaki dava devam ederken sosyal medyada Relist XRP kampanyası başlattı diyor. Şimdi ee, aslında burada en çok eleştirilen konu borsaların bu konudaki tavrı. Evet bir dava açıldı. Sek Ripple'a bir dava açtı. Ancak dava süreci henüz sonuçlanmadı. Yani Sek'in iddiaları henüz kanıtlanmadı. Sek'in suçlamaları henüz kanıtlanmadı. Kanıtlanmadı bir süreçte dava devam ederken borsaların XRP'yi delis etmesi aslında hani mantık açısından çok da etik açıdan çok da iyi bir şey değil gibi geliyor bize. Hemen isterseniz grafiklerimize başlayalım. Bitcoin dolar grafiğiyle başlayalım. Şimdi Bitcoin dolar paritesi ile ilgili şu iki tane kırmızı çizgi daha doğrusu kırmızı yuvarlak analizimizi yaptığımız sürece bitcoin burası geçilene kadar daha doğrusu duracak. Buralar önemli nokta çünkü bu seviyeler aşılmazsa sürekli olarak son bir hafta 10 günlük analizimizde bu seviyeler aşılmazsa Bitcoin dolar parasında yükselişlerin kalıcı olmadığını altını çiziyorduk ısrarla. Bunun dışında 58.390 dolar seviyesine dikkat çekiyordur. Nitekim Bitcoin dolar dünkü işlemlerde hemen hemen bu 58.390 dolar seviyesindeki direnç noktasını aşamadı. Bunun dışında dünkü analizimizi hatırlarsanız mavili gösterseniz bu trend çizgisinin önemli olduğunu altına sarkması durumunda 52.600 dolar seviyesine kadar Bitcoin Bitcoin dolar partisinde bir geri çekilme hareketinin beklendiğini söylemiştik, göre, görebileceğini söylemiştik. Nitekim 52.900 dolar seviyelerine kadar Bitcoin dolar partisi şu ana kadar bu seviyeyi test etmiş durumda. Şimdi Bitcoin dolar partisi 52.600 dolar seviyesinin üzerinde kalma gibi bir çaba sarf edecek. Bu çaba da başarılı olursa tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Ancak şu anda beraber çizelim isterseniz şu hatta kırmızıyla gösterelim. Bu trend çizgisi bizim için önemli. Çünkü burası artık 58.390 dolar seviyesinden başlayan düşüş trend çizgisi. Bu trend çizgisinden bir miktar üzerine çıkması lazım Bitcoin dolar paritesinin. Aksi takdirde biz Bitcoin'de 50 bin dolarlı seviyelerin bile altını görebiliriz. 49 bin dolar seviyesi Bitcoin dolar paritesinde şu anki hedef noktası olarak gözüküyor. 52.600 dolar seviyesinin altına gelinmesi durumunda. Şimdi bu şu dakikalar itibariyle bu trendin desti, direnç noktası 50, 50 bin 300, 380 dolar seviyelerine denk geliyor. Yani Bitcoin dolar paritesi bu üzerindeki son 5-6-4 saatlik periyottaki satış baskısından kurtulabilmesi için kesinlikle bu trend çizginin üzerine çıkması şart. Burası da 55.600 dolar seviyelerine denk geliyor. Çıkamazsa çünkü daraldı artık bayağı şey 2 tane, 3 tane ya da 4 saatlik periyot kaldı. Çıkamazsa 52.600 dolar seviyesinin altına gelebilir. O zaman da 49.800 dolar seviyesine kadar bitcoin dolar partisi çok önemli bir destek noktası bulunmuyor. Yani bitcoin dolar da 50.000 dolar seviyesinin altını görebiliriz bu trendin devamı halinde. Ancak şunu da belirtmekte fayda var. Bitcoin dolar partisi daha önceki analizlerimizde de belirttiğimiz gibi şu üzerinde gösterdiğiniz çok kalın çizgiyle ana yükseliş trendi üzerindeki hareketiniz devam ettiriyor. Yani bu fiyat hareketleri devam etse bile Bitcoin dolar partisi şu trendin üzerine kaldığı sürece orta ve daha çok uzun vadeli olarak yükseliş hareketini devam ettiriyor. Özetlersek Bitcoin dolar partisindeki son durumu bir düşüş trendi oluştu. Bitcoin dolar partisinde çok kısa vadeli. Bu düşüş trendinin üzerine çıkılabilmesi için bugünkü fiyatlar itibariyle 55.555.600 dolar seviyesinin üzerine çıkılması şart. Geçilmezse 49.800 dolar seviyesine kadar ilk aşamada bir geri çekilme hareketi beklenebilir. 52.600 dolar seviyesi ana ara destek noktası olmak üzere. Hatta 52.600-52.900 dolar seviyesi diyebiliriz ara destek noktasına. 49.800 dolar riski var şu anda Bitcoin dolar paritesinde. Yukarı hareketlerde ise Bitcoin'de gerçek anlama bir rahatlama için ise şu yeşille gösterdim. trend çizgisinin üzerine çıkması lazım. O da bugünkü fiyatlarla 58.390 dolar seviyesine denk geliyor ki burası aynı zamanda az önce belirttiğimiz yatay direnç noktası konumunda. Gerçek anlamda bir yükseliş için ise Bitcoin dolar da hani evet bir trend yeni bir trend başladı dememiz için bu kırmızıyla gösterdiğimiz iki yuvarlan üzerine çıkması lazım. Bitcoin dolar partisinin ancak şu anki işlemle itibariyle bu biraz zor gözüküyor. Bir tanesi 61.885 dolar seviyesi bir değeri ise Bitcoin dolar partisi. şu anda 68.800 dolar seviyelerine denk geliyor Bitcoin dolar partisinde. O yüzden Bitcoin dolar partisine yatırım yapacak yatırımcıların bir miktarda beklemesinde bu tren seviyelerinin kırıldığını ve yukarı hareketlerin geçildiğini görmesinde fayda var. Aksi takdirde Bitcoin dolar yatırımcısının risk işte, riski biraz artmış gibi gözüküyor bu seviyelerden maliyetlenme birlikte. Bitcoin ile ilgili bir de Bitcoin'in dominansına bakalım isterseniz. Şimdi biz Bitcoin dominansında önceden sürekli hatırlarsanız 67-50 seviyesinin üzerinde duruyorduk. 67-50 seviyesinin altına geçilmişse Bitcoin dominansında sert bir düşüş hareketinin olabileceğini ve bundan sonra da özellikle özellikle altcoin'lere bir yükseliş gelebileceğini belirtmiştik ısrarla. Şimdi Bitcoin dominansı yaklaşık ocak ayının ortasında e, 67.50 seviyesinin altına geldi. Eee ortasından itibaren ikinci yarısından itibaren geldi. Bu seviyeden sonra bit, e, dikkat ederseniz alt altcoin'lerde ciddi anlamda bir prim prim oluştu. Yani ciddi anlamda bir yükseliş geldi. Şimdi benzer senaryoyu biz 67.50 seviyesindeki benzer senaryoyu 60.37 seviyesi için kuruyoruz. Yani Bitcoin dominansında 60.37 seviyesinin altına gelirse 58 ve 57 seviyelerine kadar %58 ve %57 seviyelerine kadar bir geri çekilme beklenebilir. İşte şu aralıkta da alt e, altcoin'lerde bir pri potansiyel olabilir. Yani Bitcoin yani altcoin'ler sezonu ile ilgili Bitcoin'deki veriler takip edilmesi gerekirse fiyattan daha çok Dominans takip edilmeli. Bitcoin dominansı takip edilmeli. Şu anda 61 seviyesinin altında Bitcoin dominansı bu seviyenin altında kalırsa kalmaya devam ederse Bitcoin dominansında 60.37 seviyesindeki kritik seviyenin de aşağı geçilme riski oldukça yüksek. Hemen isterseniz bu Bitcoin dominansından sonra XRP cephesinde neler var ona bir bakalım. XRP analizini yaparken biz haftalık analizlerimizde sürekli olarak dava kanadından gelecek haberler üzerine duruyoruz. Olumlu ya da olumsuz haberlerin XRP'nin fiyatın üzerine çok ciddi etkili olabileceğini belirtiyoruz. Nitekim son günlerde gelen Olumlu haberlerin etkisiyle XRP'de ciddi bir yükseliş oldu. Özellikle 46 seviyesinden yani 0.46 dolar seviyesinden 46 cent diyelim 46 cent seviyesinden başlayan yükseliş hareketi yaklaşık 58 cent seviyelerine kadar devam etti. 60 cent civarlarında da biliyorsunuz XRP'de bir direnç noktası bulunuyor. Şimdi normal şartlar altında olsa şu kırmızıyla gösterdiğimiz trend çizgisinin yukarı geçilmesi ki burada yukarı geçildi. Geçilmesi ve üzerine kapanış yapılması durumunda biz XRP için yani normal şartlarda XRP için 64 cent 80 hedeflenebileceğine dair yorumlar yapmaya başlardık. Ancak dava sürecinde olduğu için dikkat ederseniz şu maviyle gösterdiğimiz yatay direnç noktası altında ağırlık olarak 48 cm civarı yapıyor bu da. 48 cm civarının altında hareket uzun süre devam etti XRP'de. Ne zaman ki olumlu bir haber geldi 48 cm civarının üzerine çıktı ve 60 cm civarına kadar bir yükseliş yaşandı XRP'de. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Şimdi 64.291 seviyesi, cent seviyesi diyelim. Şurası kırmızıyla gösterdiğimiz. Bu seviyenin aşılması için XRP'de böyle küçük olumlu haberler değil de daha büyük bir habere ihtiyaç var. Yani ee, dikkat ederseniz son denemelerinde sürekli olarak bu seviyeden dönüyor XRP, yukarı hareketle bu seviyeden dönüyor ve dönüşü çok çok sert oluyor. Burası zaten ee, dava sürecinde olan düşüş sert düşüş. Burası keza e, yakın dönemde 64 seviyesi denendi. iyi haberlere beraber ve desteklenmedi. Tekrar şey oldu. Daha sonra tekrar denendi. Yani 64-65 san seviyesinin kırılması için XRP'de dava kanadından çok olumlu bir haberin gelmesi lazım. Onun dışındaki yükselişlerin bu seviyelere yaklaştıkça 60 cent altında 64 cent ana, des, ana direnç noktası olmak üzere bu seviyelerde direnç seviyelerinden tekrar geri dönüşlerle karşılaşması riski var. O yüzden XRP yatırımcısının yukarı hareketlerde 60 ilk aşamada daha sonra 64-65 cent civarlarına özellikle dikkat etmesinde fayda var. Şu an için 52 cent seviyesi destek noktası görevini görüyor XRP'de. Daha önce direnç bu seviyenin altında ise direnç seviyesi daha önce direnç noktası olan 48 344 seviyesi e, XRP'de önemli bir destek noktası konumunda bulunacak. E, şimdi biz bu olumlu haberlerin etkisini grafik üzerinde şurada görüyoruz. Burası da 46 cent civarları. Şimdi 46 cent civarlarından gelen olumlu haberlerin etkisinin oluşturduğu trend çizgisi de bu. Bu trend çizgisi destek noktası şu dakikalar itibariyle yaklaşık 52 3963 seviyesi yapıyor, cent civarları yapıyor. Bu seviyenin üzerinde kalmaya çalışacak XRP ancak şuraya yaklaştığı sürece XRP'nin yani 60 cent civarlarına yaklaştığı sürece bir miktar kar satışlarının yani daha doğrusu geri çekilme hareketlerinin görülme riskinin yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Özetlersek XRP'deki normal şartlar altında bizim hedefimiz 64 cent civarları olurdu. Şu anki aslında durum da bunu gösteriyor iyi haberlerle beraber ancak yine de bir miktar temkinli olmakta fayda var. Şimdi 64-65 cent seviyesi neden önemli bir kez daha gösterelim isterseniz. Aslında XRP Dediğim gibi normal şartlar altında olsaydı şöyle bir çanak formasyonuna bahsedebilirdik XRP için yaklaşık olarak. Eğer 64-65 cent civarı aşılırsa zaten XRP'de teknik anlamda uçanan boyu kadar bir yükseliş potansiyelinden bahsetmek mümkün. O da yaklaşık şu anki fiyatlar itibariyle yaklaşık 80-90 cent civarlarına 89-90 cent civarlarına denk geliyor. Yani 64-65 cent civarı XRP için kritik öneme sahip bir seviye. Ancak dava kanadından çok olumlu bir haber gelmedikçe bu seviyenin aşılması zor. Şimdi XRP'nin iki tane bir tane avantajı da var onu da belirtmekte fayda var. E, Ocak ayının sonuna doğru biliyorsunuz Şubat ayında daha çok alt koyunlarda ciddi bir hareket gördük. Az önceki Bitcoin dominansındaki verilen tarihlere birebir uyan. Şimdi XRP o dönemde çok fazla prim yapmadı üzerindeki bu dava baskısından dolayı. Eğer dava tarafından olumlu bir haber gelirse XRP'deki prim potansiyelinin ciddi anlamda yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Ancak XRP üzerinde ciddi bir e, dava riski olduğundan yatırımcıların risk iştahının çok yüksek olması lazım XRP'de. Ee, evet bir tarafta ciddi bir pro potansiyeli var ama bir tarafta da risk potansiyeli çok yüksek XRP'de. O yüzden yatırımcıların iyi düşünüp haberleri piyasayı iyi bir şekilde takip edip XRP yatırımlarını ona göre yön vermesinde fayda var gibi gözüküyor şu an için. Bugünkü video analizimizde Bitcoin dolar ve XRP paritesini, XRP dolar paritesini irdeledik. Sizden gelen yorumlar ve isteklerde o istekler doğrultusunda e her zaman belirttiğim gibi videonun altına yazdığınız yorumları, görüşleri, eleştirileri ve istekleri hemen okuyorum. Hem de arkadaşlarım takip ediyorlar. Bu yüzden her türlü öneri, önerilerinizi, isteklerinizi oraya yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza da abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bu dönemde her zamankinden çok daha fazla dikkat edin lütfen. Koronavirüs belası her videomuzda belirtiyoruz tekrar maalesef hortladı diyelim çok kaba bir tabirle. Bunun üzerinden, bunun üstesinden gelmek lazım normale dönmek için. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın.